Merhaba YouTube izleyicileri, hanımlar beyler. Şimdi size çok bilinen, boş verdiğimiz ama hasta olunca hiç aklımıza gelmeyen ama bizi hasta eden 3 zararlıdan ve onların alternatiflerinden bahsetmek istiyorum. Şeker, tuz ve un. Tuz, şeker ve un aslında rafine edilmeden, un da kabuklu buğday unu olarak bizim en yakın dostlarımızdır. Ama ticari olarak rafine edilince tuz ve şeker kimyasal birer zehir, un ise kabuğu soyulup beyaz hale gelince bizim düşmanımız haline geliyor. Şimdi bu dostlarımızın özet olarak hangi kimyasalları içinde bulunduklarını bir inceleyelim. Şeker, içinde melas olduğundan işlenmeye başlarken rengi kahverengidir. Başlangıç aşamasında şekerin içindeki bazı maddelerin çökertilmesi için kireç kullanılır, bildiğimiz kireç. Sonra buharlaşma işlemi başlar. Buharlaşma işleminden önce şekeri beyazlatmak için içine sülfür dioksit katılır. Daha sonra katkı maddelerini ayırmak için fosforik asit ilave edilir. Daha sonra şekeri saflaştırmak için kalsiyum hidroksit katılır. Bazı yeni metotlarda şekeri saflaştırmak için poliakrilamid denen kimyasal madde katılmaktadır. Bu zehirli maddelerin alındığında vücutta meydana getireceği hasarlar ve hastalıklar o kadar uzun ki bunları bu kısa videoda anlatmama imkan yok. Ama en azından zehirlerin adını bilmemiz faydalı. Gelelim tuza. Tuz, eğer rafine edilmemiş olsa dostumuz hem de ne dost. Vücuttaki minerallerin hemen hepsi tuzda var. Ama rafine edilince bütün mineraller ölüyor ve ölmekle kalmıyor. İçine aşağıda sıralayacağım kimyasallar giriyor. Sofra tuzundaki kimyasallar nelermiş bakalım. 1. Sodyum alüminyum silikat. Bunun yanına E173 yazmışlar parantez içinde. Yani 173 numaralı element olduğunu belirtmişler. Renklendirici ve nem tutucu olarak tuza karıştırılıyormuş. 2. Alüminyum hidroksit. Tuzun akışkanlığını sağlamak için tuza katılıyormuş. Bu da bir alüminyum tuzu. Sodyum alüminyum silikat da bir alüminyum tuzu. Alüminyum hidroksit de bir alüminyum tuzu. Buna dikkatinizi çekiyorum çünkü alüminyum çok önemli. Titanyum dioksit. 3. Nano parçacıkları nem tutucu ve beyazlatıcı özelliği varmış. Yani tuzu beyazlatmak için titanyum dioksitten faydalanıyorlarmış. 4. Şimdi bir normal tuz var, bir iyotlu tuz var. Normal tuzda bunlar var. İyotlu tuzda potasyum iyodür katılmaktadır. Hani iyotlu deyince aklımıza deniz ve iyot gelir ve neredeyse iyotlu tuz yemeye özen gösteririz. Aslında iyotlu tuzda iyotsuz tuza göre ilave bir zehir daha katılıyor. Potasyum iyodür. Tek başına tiroid bezinin dengesizliğine sebep oluyor. Sevgili YouTube izleyicileri, tiroid bezi bütün vücudun dengesini sağlıyor. Yani şişmanlığın bile sebebi tiroid bezinin çalışmaması ya da çok çalışması olabilir. 5. Potasyum ferrosiyanür. Siyanür zaten başlı başına zehir. Potasyum ferrosiyanür tek başına, sadece potasyum siyanür sofra tuzu kullanmamak için yeterlidir. Böyle bir zehir. Özellikle yukarıda iki alüminyum tuzu var. Demin söylemiştim. Onlar vücutta fazlalaşınca bir yandan vücuttaki kalsiyum, demir, fosfor ve magnezyum minerallerinin emilimini azaltıyor. Diğer yandan alüminyumun beyinde birikmesiyle öğrenme bozukluğu, zeka geriliği ve felçlere sebep olabiliyor. Yani adam felç geçirmiş. Hiç aklınıza gelir mi yediği tuzdan ya da alüminyum tencerede pişen yemekten fazlaca alüminyum alıp da beyninde hasar yaptığı? Hiç düşünmeyiz bile. Yazık deriz. Adama felç gelmiş. Öte yandan alüminyum Alzheimer hastalığının da sebeplerinden biri olarak sayılıyor.
Asrın hastalığı dediğimiz Alzheimer, yani unutma hastalığı, yani hem bu hastalıktan korkuyoruz, unutma hastalığından korkuyoruz, hem de habire rafine sofra tuzu yiyoruz. Şimdi sıra beyaz unda. Beyaz un yapabilmek için özellikle buğdayın kabuğu soyuluyor. Unu ekmek fabrikasının sahibi kendisi bizzat açıklıyor. Beyaz unda mineral ve çinko yoktur diyor. Çinko varmış ama çok 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 az, eser miktarda çok az varmış. Şimdi beyaz unda zehir yok ama besin de yok, mineral de yok. Yani yok ol, yok hiçbir şey yok. Mide şişliğinden başka bir şey değil. Şimdi devamlı beyaz unla beslenirsek, yani beyaz ekmekle beslenirsek, bu sefer vücudumuzda kansızlık meydana geliyormuş. Zeka geriliği meydana geliyormuş ve yeni yetişen çocuklarda boy kısalığı meydana geliyormuş. Çocuklarda özellikle beyaz ekmekle beslenenlerde çinko, demir ve kalsiyum eksikliği tespit edilmiş. Kadınlarda ise demir ve folik asit eksikliği çok yüksek. Yani Türk kadınları beyaz ekmekle beslenenler kansızlarmış. Kansızlar yani. Bu eksiklikler kadınlarda, yani belki de normalde pek bir etki etmiyor ama hamilelik döneminde sorun çıkartıyormuş. Bunun alternatifi ise esmer un ve tam buğday ekmeği. Tam buğday unundan yapılmış ekmekte buğdayın kabuğundaki bütün mineraller vücudumuza geçiyor ve hücrelerimizi çok destekliyor. Şimdi bu gördüğümüz bir örneklere göz atalım. Onları bir inceleyelim. Şurada gördüğümüz beyaz şeker. Beyaz şekerde bulunan şu zehirlerimizi biraz daha yakından, hiç olmazsa şöyle birkaç saniye tutup da okunmasını sağlayalım. Şimdi bu beyaz şekerin bizde alternatifi, ucuz beslenebileceğimiz, tatlı olarak yiyebileceğimiz bir alternatifi yok. Bunun en yakını şurada gördüğünüz esmer şeker dediğimiz esmer şeker. Fakat esmer şekerde beyaz şekerin içerisine melas katılmak suretiyle elde ediliyormuş. Yani bundan pek de bir farkı yok. Biz mesela esmer şekeri şundan daha az zehirlidir diye kullanıyoruz ama bunun bir başka alternatifi maalesef yok. Şunu tavsiye ediyorlar genellikle okuduklarım. Pekmezi kullanabilirsiniz diyorlar. Şu pekmez aşağı yukarı 5-6 lira, 7 lira civarında, 800 gramı. Yani hiç olmazsa tatlandırıcı olarak bunu kullanabilirsiniz. Çünkü pekmez şurada tabloda burada besin grupları yazıyor. Besin grupları. Şurada az asitik besinler yazıyor. Ve işlenmemiş bal ve pekmez az asidik olarak görünüyor. İşlenmemiş bal ve pekmez. Şurada ise alkalin yazıyor ve alkalin yazan yerde de akça ağaç şurubu ve pirinç şurubu geçiyor. Şimdi akça ağaç şurubu şu bu şekerin tam bir alternatifi diyebiliriz. Bu akça ağaç şurubu aslında tabii pahalı. Yani alternatifleri pahalı. Bu 44 lira. 6 lira da buna şey verirseniz kargo parası 50 liraya falan geliyor. Yani şöyle küçücük bir şişenin 50 lira, yani bizim için çok büyük bir para. O yüzden yani bunu şekerin alternatifi olarak kullanmıyoruz. Bunun tadı da hemen hemen şu bizim pekmez. Hani ister üzüm pekmezi, ister harnut pekmezi fark etmez. Bizim pekmezin hemen hemen aynısı. Dolayısıyla yani şekere pek bir fazlaca bir alternatif bulamıyoruz. Ama şu tuz zehiri var ya, sofralık tuz zehiri. Bu tuz zehirine alternatif var. Şu önce tuzun sofralık tuzda hangi zehirler var? Şöyle biraz daha yakından tutayım. En azından
şöyle birkaç saniye buraya not olarak çıkardım. Gerekirse buradan okunabilir diye. Çok zehirli, müthiş zehirli. Bu sofra tuzu gerçekten hayatımızı mahveden bir olay. Kim bilir hangi hastalıklarımıza, biz bilmiyoruz. Ama şu tuz, şu sofra tuzu hangi hastalıklarımıza sebep oluyor kim bilir. Şimdi bunun alternatifi ise kristal tuz. Burada, şurada görüyorsunuz, Himalaya kristal tuzu. Yani bu Himalaya kristal tuzunu ben gitti gidiyor oradan 11 liraya aldım. Bu kristal halinde. Bunu şimdi ben dövüp öyle kullanacağım. Bunun tadına bakacak olursanız, bunun tadı bizim normal evdeki kullandığımız tuzun çok daha kuvvetlisi. Kristal halinde. Zaten bunun daha büyük parçalarını lamba falan yapıyorlar. Süs eşyası olarak kullanıyorlar. Hatta bu tuzun içerisinde 84 tane mineral var. Ve rafine edilmemiş. Yani Himalaya kristal tuzu rafine edilmemiş. Şimdi bakınız, bu Himalaya kristal tuzunun kilosu 22 liraya geliyor ya da 25 liraya geliyor. Fakat bizim gözümüzden kaçırdığımız, elimizin altında vitamin kaynağı olan başka bir tuz var. Ben bile yani şimdiye kadar o kadar çok kullandım ama bir günden bir güne de sofralık tuz olarak kullanmak aklıma gelmedi. O tuz da bildiğiniz salamuralık kaya tuzu. Hem içinde 84 tane mineral ihtiva ediyor, hem de aynı bu Himalaya tuzu gibi eğer internete girer de internetten bir arattırırsanız kaya tuzu ya da Himalaya tuzu diye, bunu hastalıklarda bile kullanıyorlar. Bunun solüsyonunu yapıyorlar. Suda belli bir oranda suda eritiyorlar. Erittikleri o eriyi saçlarınıza sürüyorsunuz, vücudunuza sürüyorsunuz ya da bunu eritip de erittiğiniz suyun içerisine giriyorsunuz, banyo yapıyorsunuz ve vücudun buradaki mineralleri emmesini sağlıyorsunuz. Yani şimdi nerede zehir, nerede vücudumuza aldığımız mineral. Onun için bu markası ne olursa olsun, tuz, rafine tuz, iyotlu olsun, iyotsuz olsun, markası ne olursa olsun, evinize katiyen sokmayın. Ne yemeğinize koyun, ne efendim bir şeyin içine tuz atarken kullanın, hiçbir yerde kullanmayın ve bunu hayatınızdan çıkartın. Bunun yerine bildiğimiz kilosu 5 lira mı nedir? Ya 4 liradır ya 5 liradır. Bilemedin hadi 6 liradır. Kaya tuzu. Bildiğimiz kaya tuzu, salamura tuz. İçinde 84 tane mineral var. Ya da derseniz ki ben Himalaya tuzu alacağım. Çünkü bu dünyaca meşhur Himalaya tuzu. Her yerde bundan kullanılıyor. İsterseniz bundan da, bunun da kilosu 22 lira, 25 lira, 30 lira, o civarlarda değişiyor. Bundan da alabilirsiniz. Ama şu tuz, kaya tuzunu kullandığınız zaman, salamura tuzunu ya da Himalaya tuzunu kullandığınız zaman, inanın vücudunuza bırak zararı, zehiri, faydalı mineraller girecektir. Evet, şimdi bir diğeri de şu gördüğünüz beyaz ekmek. Beyaz ekmek de şöyle göstereyim. Yani gariban beyaz ekmeğin içerisindeki o kabuğunu soyup da beyaz hale getirdiklerinde içindeki çinkoyu da aldıklarını söylüyorlar. Nasıl aldıklarını bilmiyorum. Fakat çinko çok önemli bir mineral. Bunda besin yok. Mineral yok. Zehir de koymuyorlar. Zehir de yok. Ama hiçbir şey yok kardeşim. Yediğimiz bir şey bir vücudumuza biraz da yaraması lazım. Şimdi vücudumuza yarıyor diye biz yiyoruz. Ama eksik olan mineraller buyurun kansızlık yapıyor. Zeka geriliği yapıyor. Boy kısalığı yapıyor.
O bakımdan bunun alternatifi olan tam buğday ekmeğini tercih edeceksiniz. Ya da rengi kahverengi olan, içi unu kahverengi olan her türlü unu kullanabilirsiniz. Her türlü o unlardan yapılmış ekmeği yiyebilirsiniz. Ama esas buğday unudur. Buğday unu da tam buğday olması lazım. Yani kabuklarıyla öğütülmüş buğday olması lazım. Tam buğdaydan yapılmış ekmeği yerseniz o zaman hiç problem yok. Kabuğundaki mineralleri de vücudumuza almış oluyoruz. Şimdi işlediğim bu konu bir hatırlatma mahiyetinde burada sona erdi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ihmal etmeyin. Beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Teşekkürler.